Cumhuriyet, aziz Türk milletinin fıtratında olan hürriyet ilhamının 29 Ekim 1923 tarihinde istiklalin esarete galip gelmesiyle vücut buldurduğu bir idealin adıdır. Türk ulusunun bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin en anlamlı nişanesi olan Cumhuriyet, Türk ulusunun karakterine en çok yakışan yönetim biçimidir. Nitekim tutsaklığı medeniyet yolunda ilerlemenin önünde bir engel olduğunu bilen Türk milleti, hiçbir maddi dayanağı bulunmaksızın muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğu bilinciyle çıkmıştı bu umut yoluna. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale diyen şairin mısraları, Türk'ün bir efendisi olamayacağının en açık ifadesidir. Zira çarıkta ayaklarıyla çıktıkları bu yoldan torunlarına muazzam ibretlerle dolu bir tarih mirası bırakan kahraman ecdadımızın emekleriyle gelinen o fedakarlığın adı Cumhuriyet'tir. Ya istiklal ya ölüm düsturuyla ilerleyen atalarımız, çağlar boyu adından söz ettirecek bir destan yazmak da kalmamış. Savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını, asıl mücadelenin erdemlice yaşamak ve yaşatmak olduğunu göstererek tüm dünya milletlerine bir insanlık dersi de vermiştir. Maddi imkansızlıkların ötesinde manevi doygunlukla iman ve inanç zaferinin bayraklaştığı o günler, egemenliğin ulusa nakış nakış işlenerek bağımsızlığı pekiştirdiği bir zaman dilimi olmuştur. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet taktığı yerdir. Deyimiyle şairin dile getirdiği bu büyük mücadele, bütün esir milletlere istiklal yolunda mucizevi bir örnek teşkil etmiştir. İşte bu yüzden milletlerin medeniyet yolunda durmadan ilerlemesi için tarih yazacak bir kudrete sahip olması kadar onu muhafaza edebilecek bir ehliyette olması da hayati önem taşımaktadır. Bizler aydınlık yarınların inşası için çalışan Türk gençliği olarak bu ehliyete sahip olduğumuzu yineliyoruz. Medeniyetimizin devamı ve bekası milletimizin birliği için baş koyduğumuz bu kutsal görevde yılmadan ve ilerleyeceğimize söz verirken, iman ve ilham gücümüzün menbaı olan üstadın şu dörtlüğü ile son eriyoruz. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.